kağıdım vardı, onu bir getirir misin bana? Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız, 15 Mayıs sabahı ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, İstanbul İl Başkanımız, çalışma arkadaşlarım, hepinizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, meclis üyesi arkadaşlarım. Ama bugün ben esas bu salonda bulunan ve gerçekten az önce sunucu dostumun ifade ettiği gibi İstanbul'un insanlarını en sağlıklı şekliyle ulaşımını sağlama gayreti içerisinde olan taşımacılık sektörünün özel halk otobüsünden minibüslere, taksici esnafımızdan servis araçlarına varıncaya kadar bugünün ev sahibi olan kıymetli meslek sahibi dostlarımız, hemşerilerimiz, onların çok kıymetli oda başkanları, hanımefendiler, beyefendiler ve onların sevgili aileleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, bu mübarek Ramazan akşamında iftar sofrasında elbette sizlerle bir arada olmak bizler için büyük mutluluk. Her yıl beklediğimiz Ramazan ayı, bu toplumun köklerinde derin bir yeri olan dayanışmayı, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı çok güçlü bir şekilde hissettiğimiz bir zaman dilimi. İbadet ayı, birbirini hissetme ayı, aynı zamanda arınma ayı, birbirini insan olduğu için ve Yaradan'dan ötürü seven insanlar olduğumuz için manevi bir ay ve gereğini yapmakla umut ederiz ki hepimiz başarılı oluruz. Bugünler dayanışmaya, birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. Mübarek Ramazan ayının yaralarımızı sarmaya, birliğimizi güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum. İstanbul şehri İslam aleminin göz bebeği, belki de en büyük şehri. Ama bir yönüyle var ki tarih içerisinde İstanbul şehri dünyanın başkenti diye tariflenen en önemli kenti. Bu kadim kente İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek gibi bence çok manevi tarafı olan önemli bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirirken tıpkı bugün olduğu gibi tüm paydaşlarımızla bir araya gelmeye, onlarla konuşup fikirlerini alıp istek ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeye, ortak akılla çalışmaya göreve başladığımız ilk andan itibaren azami dikkat gösteriyor ve bu demokratik ortamı yaratma hususunda gelmiş geçmiş en demokratik yönetim olduğumuzu iddia ediyoruz. Bir kişinin isteği, keyfi doğrultusunda değil,
tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda karar alıyoruz. Öncelikle 16 milyon insanımız, elbette ki devletimizin kurumları, kurallarıyla beraber yönetilen devletimiz kurumları, elbette ki o işin temsilcisi olan odalar, meslek odaları hep birlikte konuşuyor, düşünüyor ve demokrasinin gereğini yerine getiriyoruz. Demokrasi yerelden başlar. Çok yakında umut ediyoruz ki ve buna yürekten inanıyoruz ve de kararlı olduğumuzu ilan ediyoruz ki bu demokratik, katılımcı, şeffaf yaklaşım saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde tüm Türkiye'de her konuda hakim olacak. O zaman göreceksiniz bu ülkede her şey çok daha güzel, huzurlu ve doğru kararların verildiği, her kesimi mutlu eden ve işlevselliği yüksek kararların alındığı ahlaklı, erdemli, adaletli bir dönemi ülkemizde var edeceğiz. İstanbul gibi 16 milyon nüfusa sahip iki kıtaya yayılmış dinamik bir metropolde ulaşım en önemli konular arasında yer alıyor. İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek için birbirinden değerli adımları, yenilikleri 4 yıldır attığımızı buradan iddiayla söyleyebilirim. Bu adımları siz değerli paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda hep birlikte planlıyoruz. Kesinlikle gösterdiğiniz katılım ve verdiğiniz destek ve katkılar için bütün odalara, saygıdeğer başkan ve yöneticilerine ve bütün meslek sahibi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Çok daha iyilerini yapacağız. Bu konuda özellikle şehrimizde bulunan ulaşım sektörünün farklı disiplinlerinde aldığımız her kararda, minibüslerde, özel halk otobüslerinde, taksilerde, servislerde aldığımız her karar mutlaka verimlilik üzerine, sürdürülebilirlik üzerine ve şehrin huzuru ve güvenli bir ulaşım düzeni içerisinde hayatını sürdürme düzeni şeklinde alınmış kararlardır. Bütün bu kararları dönem dönem saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarmışımdır. Elbette tespit ettiğimiz bazı eksiklikler var ve özellikle merkezi idare tarafından düzenlenmesi lüzumlu, anlamlı ve hem esnafın işini kolaylaştırıcı hem de bizim gibi belediyelerin, kurumların hangi partiye ait olduğunun hiçbir önemi yok. Bütün şehirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayıcı düzenlemeleri çalışıldığını ve bunu en yakın zamanda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını biliyorum. Bu bakımdan ben bütün çalışma arkadaşlarıma ve desteği olan bütün taşımacılık sektöründeki esnaf dostlarıma, ailelerine, sevgili başkanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hep birlikte bu mübarek Ramazan ayına uygun bir şekilde günlerimizi geçirmemizi, tüm dualarımızın kabul olmasını, daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte kavuşmamızı Yüce Allah'tan diliyorum. Şimdiden yarın icra edeceğimiz Kadir Gecemizin mübarek olmasını ve önümüzdeki hafta buluşacak olduğumuz Ramazan bayramının halkımıza, milletimize ve bütün İslam alemine, bütün insanlığa bereket, bolluk getirmesini diliyor
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.